Merhaba sevgili öğrenciler. Bu haftaki konumuz pronouns. Yani Türkçe'deki karşılığıyla İlk olarak personal pronouns. Kişi zamirlerinden başlayacağız. Personal pronouns cümlede özne ya da nesnenin yerine kullanılır. Öznenin yerine kullanılan şahıs zamirlerine, yani öznesi subject pronouns ve nesnenin yerine kullanılan şahıs zamirlerine ise object pronouns, nesne zamiri diye adlandırıyoruz. Şimdi kendi içinde de ikiye ayrılıyor. Subject pronouns ve object pronouns. İlk olarak tekil özneler ve çoğul özneler olarak. I, you, he, she, it, we, you, they şeklinde. Çevirileri I, ben, you, sen ya da siz. He, erkekler için o. She, kadınlar için o. It, cansız varlıklar ve hayvanlar için o diye çeviriyoruz. We, biz, you, siz, they, onlar şeklinde çeviriyoruz. Nesne zamirlerine baktığımızda ise tekil kısımda me, beni bana, you, seni sana, him, onu ona, her, onu ona, it, onu ona şeklinde çeviriyoruz cümle içinde. Us, bizi bize, you, sizi size, them, onları onlara şeklinde cümlenin içinde bu şekilde telaffuz ediyoruz. Subject pronouns, özne görevinde olan isimlerin veya isim gruplarının yerlerine kullanılır. Şu ön örneklere baktığımızda daha net anlaşılacak. Terry is a teacher. He works in a language course. Terry bir öğretmen. O bir dil kursunda çalışıyor. Biz burada tekrardan Terry demek yerine he subject pronoun'unu kullandık. Linda is a successful artist. Linda başarılı bir sanatçı. She draws wonderful landscape pictures. Çok güzel manzara fotoğrafları çiziyor. O çiziyor derken biz tekrardan Linda demek yerine onun yerine Linda'yı tanımlayan she öznesini kullandık. She subject pronoun'unu kullandık. My name is Ted and I was born in London. Benim adım Ted ve ben Londra'da doğdum. Yine burada ben derken I ifadesini kullandık. The house is very old. Ev çok eski. It was built 50 years ago. 50 yıl önce inşa edildi. Biz burada tekrardan the house demek yerine evi tanımlayan it ifadesini kullandık. My neighbor and I work at the same place. Komşum ve ben aynı yerde çalışıyoruz. We go to work together. İşe birlikte gidiyoruz. Biz burada komşum ve ben demek yerine biz ifadesini kullandık. We. And why didn't Bob and you come to school yesterday? Dün neden Bob ve sen okula gelmediniz? Derken böyle both ill. İkiniz hasta mıydınız? Siz derken Bob ve sen yerine siz ifadesini you olarak kullandık burada. Our guests are coming today. Misafirlerimiz bugün geliyor. They're going to stay here for 2 weeks. Burada 2 hafta kalacaklar. Misafirlerimiz demek yerine biz tekrardan burada they ifadesini kullandık. It, cansız varlık ve hayvanlardan söz ederken kullanılır. It zamirinin bazı özel kullanımları da vardır. Kim olduğunu bilmediğimiz bir kişiden bahsederken biz yine it ifadesini kullanıyoruz. Who's shouting outside? Dışarıda bağıran kim? Diye soruyor Andy. Soruda cevap veriyor. It is Ronnie. Yani bilinmeyen bir kişi olduğu için biz burada it ifadesini kullandık. Was that Derek in the car with you yesterday? Jim ve Neo konuşuyor. Jim soruyor. Dün arabada giderken seninle olan Derek miydi diye. Ne o cevap veriyor. No, it wasn't. Değildi. It was my mother. Benim annemdi. Şeklinde cevap veriyor. Bir nesne, yer veya durumdan söz ederken yine biz ifadesini kullanıyoruz. Semih soruyor. Where did you park your car? Ve Deniz cevap veriyor. It is in the back garden next to yours. Yani arabanı nereye park ettin? O arka bahçede, seninkinin yanında derken biz burada arabayı tanımlamak için it ifadesini kullandık. Şimdi, have you visited Topkapı Palace? Topkapı Sarayı'nı ziyaret ettin mi? I strongly advise to see it. Yani onu görmeni tavsiye ediyorum diye soruyor. Buradaki it ifadesi Topkapı Sarayı'nı tanımlıyor. Buradaki cümlede ise he's interested in bungee jumping. I was surprised when I first heard it. Yani onu ilk duyduğumda şaşırmıştım dediği. Buradaki it ifadesi bungee jumping'e tanımlamıyor. Onun
ilgisini, onun ilgisini tanımlıyor. Cümlenin içinde farklı şekillerde de kullanılabilir. Burada görüldüğü üzere. Zaman, hava ve mesafeden söz ederken biz yine it ifadesini kullanıyoruz. It is 11 p.m. You can't go home alone. Saat 11. Eve yalnız gidemezsin derken, saati tanımlarken biz burada it ifadesini kullandık. It's getting cold. You need to wear your jacket. Yani hava soğuyor. Ceketini giymen gerek derken biz burada havayı tanımlamak için it ifadesini kullandık. Ali ve Can karşılıklı diyaloğunda. How long does it take to go to Ankara from Istanbul? Ankara'dan İstanbul'dan Ankara'ya gitmek ne kadar vaktini aldı diye soruyor. Orada saat tanımlıyor bizim burada it ifadesi. It takes nearly 6 hours. Yaklaşık olarak yani neredeyse 6 saatini aldı diye cevap veriyor Can. To infinitive ve that clause yapıyla oluşturan yan cümlelerde daima it kullanılır. It's surprising to see you here. Seni burada görmek şaşırtıcı derken ya da it's exciting to see new places. Yeni yerler görmek heyecan verici derken biz yine it ifadesini kullanıyoruz. It, surprise, frighten, seem, appear gibi hani, duygu ifade belirten fiillerle de kullanılıyor sıkça. It appears to be fantastic hotel. Yani, mükemmel bir otel gibi görünüyor. It surprised her parents that she lowered all her grades. Tüm notlarını düşürmesi ailesini şaşırttı. Yani buradaki it o tüm notlarını düşürmesini karşılıyor. Onu tanımlıyor. It seems we have no other choice but retreat. Yani tekrar denemekten başka çaremiz yok gibi görünüyor. Genellikle hayvanlardan söz ederken it's kullanılır. Fakat ev hayvanı veya bir hikaye kahramanı ise ya da cinsiyeti belirtilmek istendiğinde he, she, her, him zamirleri kullanılabilir. A dog barked all night yesterday. I think it was hungry. Burada bir köpek tüm gece havladı diye söylüyor. Burada da yani başka bir yani sıradan bilinmeyen bir köpek olduğu için I think it was hungry. It diye tanımlıyoruz. Bence o açtı diye düşünüyor. Ama burada ise my friend has got a big white cat. Arkadaşım büyük beyaz bir kediye sahip. Her name is köpük. Onun adı köpük derken burada it's yerine her ifadesini kullanıyoruz. Bilinen bir kedi olduğu için. Cujo is a very clever dog. I bought him 2 years ago. Yani kendi köpeğinden bahsederken zaten isim de vermiş. Cujo çok zeki bir köpek. Onu 2 yıl önce aldım derken it yerine him ifadesini kullanıyor. Bu haftaki konumuz bu kadardı gençler. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.